5 ay önce İranlılar Suriye muhalefeti tarafından alıkonulunca tabii bu dünyada çok büyük yankılar oluşturdu. O sırada İran'ın bizden bir ricası oldu. Bu konuda kendilerine yardımcı olmamızı istediler. Bunun sebebi de daha önce yine 22 tane İranlı muhaliflerin elindeyken biz gayret ettik. Ve bu 22 kişinin İran'a teslim edilmesinde arabulucu olduk. Bu tecrübemizi bildikleri için bu 48 içinde bize başvurdular. Bir müddet sonra Duma'da Abdülnasır isimli eskiden askeriyen içerisinde görevli olan üst rütbeli, sonra muhaliflerin yanına geçmiş bir kişinin komutasındaki birliğin elinde olduğunu öğrendik. Doğal olarak çeşitli kanallarla Abdülnasır'a ulaşmak istedik. Ve bir şekilde kendisine haber gönderdik. Biz İHA olarak bu konuda arabulucu olmak istiyoruz. İranlılar bize bu konuda başvurdular. Eğer kabul ederseniz Şam'a gelip Şam'dan Duma'ya geçmek üzere harekete geçeceğiz. Bunun üzerine Şam'a geldik. İran Suriye Nizamı ile görüştü, konuştu, gerekli izinleri aldı. Şam'da bu görüşmeler için bulunduğumuz sırada da aslında Cüneyt ve Beşer Kaddumi için de ayrıca çalıştı. Fakat bu arada Abdülnasır'ın bir isteği oldu. Dedi ki bu 48 için görüşebilmemiz açısından biz 7 kişinin serbest bırakılmasını istiyoruz. Aslında bu 8 kişiydi. 4'ü kadın, 4'ü erkekti. Fakat yok, 4'ü kadın değil. 3'ü erkek, 5'i kadındı. Bunlardan bir tanesi kadın, artık doğum yapmak üzere olduğu için sokak ortasına bırakılmış, salınmıştı tabiri yerindeyse. Yarı çıplak bir şekilde. Geriye kalan 7 kişiyi de getirirseniz bana, ben sizinle görüşürüm dedi. Bir hafta sürdü bu konuşmalar ve sonuçta 7 kişiyi aldık. Bizim sürdüğümüz minibüsle beraber İze Şahin yanımızdaydı ve Duma'ya gittik. Bu arada tabii bir güzel bir hatıramız da oldu. Bize dediler ki siz orada olduğunuz müddetçe bombardıman olmayacak. Ama biz girer girmez bombardıman 1'se 3'e 5'e katladı. Her taraf çatışma sesiydi. Yani nasıl Mavi Marmara'ya saldırdıysa her taraftan Duma'ya girerken de saldırılar vardı. Kurşun sesleri, bomba sesleri. Bir gece Duma'da kaldık. Doğrusu Duma'nın her tarafı yıkık. Hayalet şehir gibi. Kaldığımız gece zaten sabaha kadar bombardıman altındaydık. Bu arada tabii orada telefonlarımızı da çalıştırmıyorduk. Çünkü yer tespit edilmesin. Yer tespit edilir, muhaliflerden birine zarar gelirse bu insani diplomasi açısından kötü bir tecrübe olurdu. İşte Suriye halkının hapishanelerden bırakılması konusunda anlaşıldı. Aslında ilk anlaşma şuydu, 2000 erkek, 2000 kadın. Fakat Suriye rejimi elimizde bu kadar kadın var dedi. Bu arada muhalifler bütün Suriye'den kadın ismi topladılar hapishanelerde olan. Fakat bu isimleri aracı olan İran istedi. Dedi o zaman isimleri bize verin. Suriye zindanlarında bu kadar kadın yok deniliyor. Biz bu isimler üzerinden gidelim. Fakat kadınların aileleri de muhalifler de isimleri vermek istemedi. Ve böylece en son işte falan gün 12 saat ateşkes ilan edilecek.
Bu 12 saat içerisinde 2130 kişi çeşitli şehirlerden toplamda bırakılacak. 48 kişi de Duma'dan alınacak. Karşılıklı bırakılma anında ve Duma'da alındıktan sonra İHA tarafından alınacak bu 48 İranlı ve karşılıklı teslimat yapılacak diye anlaşıldı. Son noktaya geldik. Bir büyük hastane. Hastanenin oradan Abdülnasir'in ekibiyle irtibat kuruldu telefonla. Ve yola çıkıyoruz dedik. İki minibüsü ikişer arkadaş kullandılar. Biri şoförlük yaptı, biri yanında durdu. Ve biz onları yolcu ettikten sonra oradan ayrıldık. Sonra işte arkadaşlar şeye gittiler, Duma'ya gittiler. Yani hem mutluluğu yaşadık. Bırakılacak insanlar bugün evlerine gidecek, çocuklarına sarılacak, yakınlarına kavuşacak. Hem de hüznü yaşadık. Yani oradaki görüntüler, yani tarihte olan birçok şeyi bize tekrar hatırlattı. Doğrusu biz bu insani diplomasi çalışmasını yıllardır yapıyorduk ama kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu bu hadisede fark ettik. Daha iyi fark ettik doğrusu. O nedenle insani diplomasi çalışması yapabilecek en az 100 kişilik bir kadroyu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu arada tabii Türk Dışişleri Bakanlığı niçin başvurduysak bize olumlu cevap verdi. Ve bırakılacak Türklerin, Türkiye vatandaşlarının seyahat belgelerini çok çabuk çıkardı. Yine Anadolu Ajansı yanımıza bir muhabirini verdi. Samet Doğan kardeşimiz. Çok zor şartlarda bu haberler yapıldı ve gönderildi.